Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 16 Nisan günü Dünya Snooker Şampiyonası başlayacak ve 2 Mayıs'a kadar bu heyecan bizde devam edecek. Biraz bu turnuvanın geçmişine bakacak olursak, 1927 yılında beri düzenlenen bir turnuva ve kesinlikle snooker dünyasının en prestijli turnuvası kabul ediliyor. Bir sıralama turnuvası olarak geçmesine rağmen, diğer turnuvalara göre daha az puan vermesine rağmen en çok ödül veren turnuva bu. Bu da bunun prestijli olduğunun bir kanıtı belki de. Bu sene 32 tane dünyanın zirvesindeki snookerci bu turnuvaya katılacak ve 1.1 milyon poundluk ödül için yarışacaklar. Geçtiğimiz şampiyonlara bakacak olursak, Stephen Hendry'nin 7 şampiyonluğu, Steve Davis'in 6 şampiyonlukla başı çekiyorlar. Bu seneki biraz favorilere bakacak olursak ise, bence bu sene dünya sıralamasının zirvesinde olan Johnny Gins turnuvanın 1 numaralı favorisi. Hem belki nispeten kolay da bir kurası var ve burada 4 final oynadı. Burayı oynamayı çok iyi biliyor. Crucible'ın atmosferinin çünkü her zaman farklı olduğu söylenir. Snooker hem masada oynanan hem de mental olarak iki oyuncunun beyinleri arasında oynanan bir oyun. Ve burada işe biraz da seyirci faktörü giriyor ve seyirci baskısıyla da başa çıkmak Crucible'da çok zorlaşıyor. Kimi oyuncu hiç sevmiyor burada oynamayı, kimleri ise burada oynamak için yaşıyor. Ve Johnny Gins de bu tarz bir oyuncu. Burada 4 finali var ve 3 şampiyonluğu var 4 finalde. Buraları oynamayı iyi bilen bir oyuncu ve bu sene de formunun zirvesinde, dünya sıralamasında da 1. sırada. Bence 1 numaralı favori o. Benim diğer iki favorim ise Mark Williams ve Mark Selby olacak. Bu iki oyuncu da dünya sıralamasında 3. ve 4. sıradalar. Ve bu sene hem buraları iyi oynamayı bilen oyuncular ikisi de. Mark Williams'ın 2, Mark Selby'nin 1 finali var ve Mark Williams'ın 1 de şampiyonluğu var. Ve aynı zamanda mental olarak da bu oyuncular güçlü oyuncular. Rakiplerine maçta zor anlar yaşattıran, zihinsel oyunları iyi yapan oyuncular. Ve de bu nedenle bu oyuncular bence Johnny Gins'in arkasından ikinci ve üçüncü favorim benim. Snooker deyince tabi Ronnie O'Sullivan'ı da konuşmak olmaz. Roket bu sene kötü bir sene yaşıyor aslında. Sıralamada, geçici sıralamada 10'unculuğa kadar geriledi ve yaptığı röportajlarda antrenmanlarını da azalttığını, kafasında işlerin iyi gitmediğini anlayabiliyoruz. Roket'in bu turnuvaya iyi gelmeyeceği açık ama herkesin kabul ettiği dünyanın en yetenekli oyuncusunu da belki favoriler arasında göstermemek, yani favoriler arasında demeyelim de belki de kazanabilecek adaylar arasında göstermemek olmaz. Ronnie O'Sullivan da bu turnuvayı, her zaman katıldığı her turnuvaya olduğu gibi bu turnuvayı da kazanma ihtimali var ama onun önünde çok zor bir yol olacak ve ben o yüzden ona çok fazla şans vermek istemiyorum bu turnuvada. Eminim o da bir çıkış yolu arıyor, bu dibe vurduğu yerde kariyerini tabii ki burada bitirmek istemiyor ama yani önünde ilk turu geçtikten sonra Sean Murphy ile ardından da Johnny Gins ile eşleşecek. Ve ben Roket'in bu zorlu yolu geçip finale kadar yürüyebileceğini zannetmiyorum. Baba Torik.